Dersimiz Matematik video kanalından hepinize iyi günler dileriz arkadaşlar. Bugünkü dersimizde sizlerle birlikte 5. sınıflar için hazırlamış olduğumuz 2. dönem 1. örnek yazılısını inceleyeceğiz arkadaşlar. 1. sorumuzla başlayalım dilerseniz. Aşağıdaki toplama ve çıkartma işlemlerini yapınız denilmiş. Kesirler verilmiş arkadaşlar. Bu kesirlerde eğer paydalar eşit ise sadece üst taraflarda toplama veya çıkartma işlemi gerçekleştiriyorduk. 4 artı 2, 6 cevabı verebiliriz. Yine faydası bir tane olmak üzere yazıyorduk arkadaşlar. Bunları faydaları toplamıyorduk. 6 bölü 7 olarak sonuçlandırdık yani. Evet, yine aynı şekilde 2 tamla 4 bölü 5'e toplayalım demişiz. 2 tamla 4 bölü 5 toplamak için çeşitli yöntemler kullanabiliriz. Ancak burada 2 tamla 4 bölü 5'i şu şekilde toplarsak daha basit olarak toplamış olabiliriz. 2 tam karşı tarafta tam yok arkadaşlar. Diğer toplanacak veride tam yok. O yüzden 2 tamı yazıyorum. Yine bu tarafta da birinci terimimdeydi. Kesirli ifade yok. O yüzden 4 bölü 5'i de yanına yazdığım zaman 2 tam 4 bölü 5 olarak sonuçlandırabilirim arkadaşlar. Evet. C kısmındaysa arkadaşlar, bu defa paydalara eşit olmayan bir çıkartma işlemi söylenmiş ve bizim ilk kuralımız şunu söylüyordu. Paydalarını eşitlemeyi. Hemen 5 ile genişletirsem buradaki 7'yi 35 olacağını biliyorum. Öncelikle birinci, yani eksilen kısmı yazıyorum. 9 bölü 35 eksi 5 ile genişletilmiş halini yazıyorum 1 bölü 7'nin. 5 kere 1 5. 5 kere 7 35. Bunların her ikisini ortak paydada yazabilirim arkadaşlar. Hatta yazalım şöyle. 35, 9 eksi 5 yazıyorum arkadaşlar. Evet, burada 9'dan 5'i çıkartırsam 4 olacaktır. Ve paydaya ise 35 yazıyorum. Burada illaki ortak paydada yazmamıza gerek yok, ancak bunu da yazarsak güzel olacaktır. 4 bölü 35 sonucunu bulduk. Sadeleşme olmadığından dolayı herhangi bir işlem daha gerçekleştirmiyoruz. D şıkkına geldiğimizde arkadaşlar, 3 bölü 8 eksi 2 bölü 8 var. Yine paydalara eşit olan 2 tane kesirli ifade verilmiş. Ve sadece üstler çıkartılıyor. Üstleri birbirinden çıkartırsam 3'ten 2 çıktı 1. Paydada ise 8 yine tek başına yazıyorum. Yine E şıkkında paydalara eşit olmayan 2 kesirli ifade var. Burada da eşitlemem için 4'ün altına 3 yazarsam arkadaşlar eşitlenmiş olur. 3 kere 5 15. 3 kere 4 12. Artı 3 bölü 12. Burada da yine ortak paydada yazabilirim. Ancak gerek görmüyorum şu an itibariyle. 12'yi yazdım paydalı olarak. 15 artı 3, 18'i yazıyorum. Burada arkadaşlar 18 bölü 12 olarak bırakabileceğim gibi 18'i 12'ye bölerek tam sayılı kesire de çevirebilirim. 18'de 12 bir defa var ve 6 kalır 12 parçada. 6 bölü 12. Yine burada da bir sadeleştirme gerçekleştirebilirim belki. 1 tam. Her ikisi de 6'ya bölünür. 1 bölü 2. Evet. Bunlar da cevaplarımızın içindedir. Bizim için şurası dahi yeterlidir. Ancak tam sayılı kesire çevirmeyi de daha öncesinde öğrenmiştik. Ve sadeleştirme işlemini de öğrendiğimiz için en sade halini yazmamız daha güzel olacaktır arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye bir sorumuz var arkadaşlar. 9 bölü 4 küçüktür 2'den. 9'u 4'e böldüğümüzde 2 tamdan daha fazlası eder. 2 tam. Şöyle devamı var kesirli olarak. Yani 2 tamdan daha fazla olduğu için 2 tamdan küçük olması beklenmez. Yine 3 küçüktür 7 bölü 2'den denilmiş. 7'yi 2'ye böldüğümüzde 3 tamdan fazlası edecektir arkadaşlar. Yine burada da 3'ün 3 tamdan 3 tam ve daha fazlasından küçük olduğunu soruyor. Evet, burası doğrudur arkadaşlar. Öyleyse doğru şıkkımızı bulduk. B şıkkı. Devam edelim arkadaşlar. Aşağıdaki denk kesirlerde kare ve üçgen yerine gelmesi gereken sayıları bulunuz demiş. Evet, burada yine genişletme işlemi uygulanmış arkadaşlar. Farkındaysak 7'yi kaçla çarparsam 21 olur arkadaşlar? 3 ile. Öyleyse aynı genişletme işlemini fayda kısmında da uyguladığımı düşünürsek üçgeni kaçla çarparsam 24 olur? Pardon, özür dilerim. Üçgen kısmını 3 ile çarptığımda 24 oluyorsa üçgen kaçtır arkadaşlar? Tabii ki buradan 8 olduğunu söyleyebiliriz. Evet, yine aynı şekilde burada
54 sayısı var fayda kısmında ve 18 sayısı var yine diğer kesimimizin fayda kısmında. Burada ise 54'ü 3'e böldüğümde arkadaşlar 18 elde edebilirim. Ve 42'yi de 3'e bölersem bu defa da hemen şurada yan tarafta isterseniz yapabilirsiniz. 14 sonucunu bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Yapalım şurada. 42'yi 3'e bölelim. 4'te 3 bir defa. 1 kere 3, 3. 1 kaldı arkadaşlar 4'ten 3 çıktığında. 2'yi aşağı indiriyorum. 12'de 3. 4 defa. 4 kere 3, 12. Çıkartıyorum ve 0, 0. Evet, burada bölüm 14 olduğuna göre sadeleştirme işleminin sonucu da yine 14 olacaktır ve karenin yerine gelecek sayı 14 olmalıdır. Evet, bir başka sorumuz da şekildeki taralı kısımların ifade ettiği kesir aşağıdakilerden hangisidir denilmiş. Şekilde şöyle 1, 2, 3, 4 tane tam var arkadaşlar. Şu kısım farkındaysak 4 tane tam. Yani ifademiz 4 tam olacak. C'yi silebiliriz zaten. Ve diğer kısımda ise 1, 2, 3, 4, 5. 5 parçadan ki her birinde 5 parça yazıyor zaten. 2 parçanın olduğunu söylüyor arkadaşlar. 4 tam, 5 parçada 2 parça. Bu da B şıkkında varmış ve işaret edilmiş. Evet, ölçüsü 90 derece olan açıya geçen dönem bununla ilgili bir yanlışlık yapmıştık arkadaşlar. Ne denir acaba? 90 derece olan açıya nokta nokta. Tabii ki arkadaşlar yine aynı cümleyi kullandık. Dik açı denir 90 derecelik açıya. Evet. Aşağıdaki üçgenlerden hangisi bir geniş açılı ikizkenar üçgendir? Evet arkadaşlar, öncelikle geniş açılı olacak ve ardından kenarlarına göre de ikizkenar üçgen olacak. Burada 80 ve 20 verilmiş. 80 ve 20'yi toplarsam 100. 180'den çıkartırsam ikisinin toplamı 100'dü arkadaşlar. 180'de tamamıydı üçgen, iç açılar toplamıydı. 80 kalacaktır. Yani burası 80 derece. Bunun içerisinde geniş açı yok. O yüzden burası değil. Ve 45, 45, 90 ediyor arkadaşlar toplamı. Yine 180'den çıkarttığımda geriye 90 derece kalıyor. Öyleyse burası 90 derece olacak. Ancak burada da yine geniş açılı herhangi bir açımız yok. 30, 50 daha 80 ediyor arkadaşlar. 180'den çıkarttığımızda 100 kalıyor. Ancak burada geniş açılı bir açımız var ancak ikizkenar olduğunu belirten herhangi bir durum söz konusu değil. Ve 110 derecelik açımıza baktığımızda 35 ile topladığımızda 145 derece ediyor. 180'den çıkarttığımızda yine 35 derece kalıyor. Ve burası 35 derece. 35-35 ikizkenar olduğunu anlatıyor. Ve 110 derece bizim geniş açılı üçgene sahip olduğumuzu söylüyor. O yüzden D şıkkını işaretliyoruz. Bir otomobil 360 km yolun 5/9'unu gidiyor. Buna göre otomobil ne kadar yol gitmiştir denilmiş. Evet arkadaşlar, 360 km'lik yolun 9 parçaya ayrılmış. Parça sayısına bölüyoruz burada. Eşittir. 36'da 9, 4 defa yanına 1 0 eklersem 40 km olacak bir parçası. Ve bu 40 kilometreyi arkadaşlar 5 ile çarparsam 5 parçanın uzunluğunu bulurum. 5 çarpı 40 200 kilometre olacaktır. Bunu şekille de anlatabiliriz arkadaşlar belki. 9 parçalık bir şekil çizebilirsiniz burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şuraları hatta silerim arkadaşlar. Evet. 5 parçasını gitmiş diyor. Biz burada 5 parçayı 2, 3, 4, 5. Evet. 360 kilometreymiş tamamı. Şu şekilde. 360'ı 9'a bölersek eğer bir parçayı buluruz. Ve 5 ile çarparsak buradaki kısmı buluruz arkadaşlar. Burası da 200 çıktı. Az önceki işlemlerin biraz daha görsel hali arkadaşlar. Evet. Bütünden parçaya ilerledik. Önce sayımız vardı ve böldük, çarptık. Peki arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi çokgendir denilmiş.
A şıkkında verilen bir doğru parçası arkadaşlar. İki tane nokta var, iki tane köşe var. Başka bir ifadeyle bunun birleştirimi doğru parçası. Bu bir çokgen değil. En az 3 tane köşe olması, 3 tane kenar olması ve bunların kapalı bir şekil ifade etmesi lazım. Evet, burada gösterilen yine KLM olarak ifade edilen şekil kapalı olmadığı için bu defa bir çokgen belirtmez. Yine aynı şekilde buradaki beşgene benzeyen ve kapalı olmayan ABCDE parçası yine çokgen değildir arkadaşlar. Yani burada DEF üçgenini biliyorum ki çokgen diyebilirim. Çünkü hem kapalı hem de üçkenarı ve üç köşesi mevcut. Cebimdeki paranın 4 bölü 9'u 24 TL olduğuna göre tamamı kaçtır? Evet, burada bir parça söz konusu. Parça olduğuna göre 24'ü 4'e bölüp 9'la çarpmam lazım. Ya da şu şekilde az önceki sistemle bir şekil çizdiğimizde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 4 parçası 24'müş arkadaşlar. Öyleyse bir parçası 24'ü 4'e bölerek bulurum. Bu da 6'dır. Burası 6. Bundan 9 tane var arkadaşlar. 6'yı 9 ile çarparsam 54 TL olduğunu bulabilirim. Cebimdekinin tamamı. Evet arkadaşlar, aşağıdaki kesirleri sıralayınız demişiz. 2 tam 5 bölü 4'ten büyük mü, küçük mü ya da eşit mi diye soruyoruz. 5'i 4'e bölersek arkadaşlar 1 tam 4'te 1 olur. Tam sayılı kesire çevirsek. Daha 2 tam olmadığına göre 2 tam bundan büyüktür. 15'i 5'e bölersek 3 buluruz arkadaşlar. 3 3'e eşittir. 7'yi 3'e bölersek 2 tam 3'te 1 buluruz ve 1 2 tamdan en azından küçüktür. Bunu biliyoruz. 3'ü 5'e bölemeyiz diyelim. 2 basit kesirden daha büyük olacaktır arkadaşlar. Veya bunun altına gizli 1 yazarsanız ve 5 ile genişletirseniz 5 kere 2 10 bölü 5 büyüktür. 3 bölü 5'ten diyebilirsiniz. 3 1 bölü 3'ten yine aynı şekilde ifade edersek buraya da gizli 1 yazarsak 3 bölü 3 9 bölü 3 1 bölü 3 yine 9 bölü 3 büyüktür diyeceğiz. O zaman buraya da büyüktür ifadesini yerleştiriyoruz. Evet arkadaşlar, sayı doğrusunda gösterilen A, B ve C harflerine karşılık gelen birim kesirlerin hangisi olduğu sorulmuş. Öncelikle kaç parça ayrıldığına bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yani A birim kesiri 1 bölü 8 olacak arkadaşlar. 1 bölü 8 olmayan şıkları eleyebiliriz burada. B birim kesiri ise arkadaşlar hemen yine sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 parçaya ayrılmış bir kesir 1 bölü 9 olacak. Ve A şıkkında mevcut A'yı işaretledim çünkü C şıkkı 1 bölü 4 demiş B için. Ve C için arkadaşlar yine 1, 2, 3, 4 parçaya ayrılmış 1 bölü 4 diyorum. Ve yine doğrulanmış oldu C şıkkı. Pardon. A şıkkımız doğru cevabımız. Evet arkadaşlar, aşağıdaki kesirlerin en sade halini bulunuz demişiz. En sade halini bulurken sürekli sadeleştirme yapıyorduk. Sadeleşmeyene kadar. Ortak bölenleri olmayana kadar. 9 ve 18. Benim aklıma ilk önce zaten 9 geldi arkadaşlar. Burada sadeleştirebileceğim sayılar olarak. Her ikisini de 9'a bölebilirim. 9'u 9'a bölersem 1 olacaktır. Hemen şöyle ekledim. 1 çıktı. 18'i 9'a bölersem de 2 olacaktır. 1 bölü 2'yi daha fazla sadeleştiremem. Ve bu ifade en sade hali olacaktır arkadaşlar. Peki 15 bölü 25 için aynı şeyi düşünürsem, her ikisini 5'e bölersem arkadaşlar, biliyorum ki sonu 5 ile biten sayılar 5'e bölünebilir. Şöyle biraz eşittirleri uzatayım. 15'i 5'e bölersem 3, 25'i 5'e bölersem 5 olacaktır. 3 ve 5'in ortak böleni yok. O yüzden en sade hali 3 bölü 5 olacaktır arkadaşlar. Aşağıda verilen üçgenlerden hangisi dar açılı ikizkenar üçgendir denilmiş. Arkadaşlar, dar açılı olması gerekiyor. Yani bütün açılarının 90 dereceden daha küçük olması gerekiyor.
Öyleyse 45-45 90 üçgeni vardı hatırlıyorsak. Az önce yapmıştık bunu. Dik açı olduğundan dolayı dar açılı kavramını kullanamıyoruz buradan. 65 ve 50 var. İkisini toplarsam 115 edecektir. 180'den 115 çıkartırsam arkadaşlar. Hemen şöyle ikisinin toplamı 115 edeceğini söyledim. 180'den de çıkartırsam yine burada 65 derece kalacaktır arkadaşlar. Sanırım cevabı bulduk arkadaşlar. 65 derecelerin olduğu köşelerin uzantısı kenarlar birbirine eşittir. Ve bunlar ikizkenar üçgen olmasını sağlar. 65 derece ve 50 derece dar açı olduğu için de dar açılı kavramını sağlar. Bunu işaretleyebiliriz. Diğer taraftan diğer şıkları elemeye çalışalım arkadaşlar yine de. 65 ve 70'i topladığımda 135 edecektir arkadaşlar. 180'den çıkarttığımda ise 45 derece edecektir. Herhangi bir şekilde eşitlik söz konusu olmadığından ikizkenar değildir. 40-40 daha 80 ve ortaya bir 100 derece daha lazım arkadaşlar 180'e tamamlamak için. Ancak buradaki geniş açı olduğu için ikizkenarlığı yetmedi arkadaşlar bizim doğru cevabımızı sağlaması için. Evet, A ve B olarak market çizilmiş arkadaşlar. Aralarına 300 metre uzunluğunda bir yol yapılmış. Evet, 300 metre uzunluğundaki yolun 2/3'ünde yol çalışması varmış arkadaşlar. Buna göre çalışma yapılan yol kaç metredir deniliyor iki market arasında. Bir toplamı 300 metreymiş arkadaşlar bu yolun. Ve yolun çalışma yapıldığı yer 3'te 2'ymiş. Yani 3 parçadan 2 parça. 3 parçanın bir parçası ne kadar? 3'e bölersem 100 olduğunu biliyorum. 100'ü de 2 ile çarparsam buradan 200 metrelik bir çalışma alanı olduğunu söyleyebilirim. Aşağıda verilen birim kesirler sayı doğrusunda gösterildiğinde hangisi sıfıra daha yakın olur demiş. Biz burada sayı doğrumuzu çizersek arkadaşlar bu şekilde sıfırı yerleştirdim. Evet. 1/3'ü anlatmaya çalışırsak şu şekilde anlatacağız arkadaşlar. Burası A şıkkımız. Aynı şekilde yine sıfırı yerleştirdim. Ve şuraya 1'i yerleştiriyorum arkadaşlar. Yine 1'i buraya yerleştireyim. Burasını da 7 parçaya ayırmam lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 olsun. Evet, şurada bir yerde B şıkkındaki 1/7 var arkadaşlar. Aynı şekilde yine sıfırı aynı hizaya, 1'i aynı hizaya yapıyorum ki bütünlerimiz aynı olsun ve karşılaştırmamız doğru olsun. Burayı 5 parçaya ayıracağım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şöyle 1/5'i şu tarafa çizeyim biraz daha. Evet. Burası C şıkkı. Ve 1/4 çizeceğim arkadaşlar. D olarak da. Yine buraya 0'ı, buraya 1'i yazdım. 4 parçaya ayıracağım arkadaşlar. Şöyle 1, 2, 3 ve 4 parçaya ayrılmış oldu arkadaşlar. Burada birazcık bir kayma olduğundan dolayı böyle olmuş oldu. Şöyle D'yi çizdim. En yakın arkadaşlar şöyle farkındaysak B olmuş oldu. Yani 1/7. Zaten arkadaşlar ne kadar çok parça ayırırsak o kadar sıfıra yaklaşırız birim kesir olarak. Ne kadar parçamız artarsa birim kesir o kadar sıfıra yaklaşacaktır. Evet. A-1/20 kesri bir bütünün yarısını ifade ettiğine göre A sayısı kaçtır denilmiş. Bir bütünün yarısıysa bir bütün burada 20 parça ayrılmış. Yarısı 10 parça olur arkadaşlar. Hemen 20'yi 2'ye böldüğümüzde 10 parça. Ve A eksi 1 eşittir 10 olmalı o zaman. Bize anlatılana göre. Kaçtan 1'i çıkartırsam 10 eder arkadaşlar? 11'den. Öyleyse A sayısı 11 olacaktır. Burada C'yi işaretleyebiliriz. 600 sayfalık bir romanın 5/12'sini okuduğumda geriye kaç sayfa kalır demiş arkadaşlar. Yine aynı şekilde bütünden parçaya doğru gidiyorum. 5/12'sini okuyorsam arkadaşlar bunu bütüne tamamlayan aslında 12/12'den çıkmış halidir. 5/12 o da eşittir. 7/12 kalır arkadaşlar geriye okumadığım sayfa. Biz demek ki 7/12'sini bulacağız arkadaşlar. Yine aynı şekilde bütünden parçaya dediğimiz için de
Önce 12 parçaya böleceğiz 600'ü. Hemen 12'ye böleceğiz. Bölelim. 6 da yok. 60 da 5 defa. 5 kere 12. 5 kere 2 10. 50 var 1. 5 kere 1 5. 1 de 50. 6. 0 0. 0 aşağı indirdiğimde hala yok. Hala yoksa 1 0 atıyorum arkadaşlar. Ve sonuç 50 çıktı. Peki. 1 tane parçası 50'ymiş. Bize bundan toplamda 7 tane parça lazım ki biz buradaki okumadığımız geriye kalan parçayı bulalım. 7 kere 50, 350 sayfa olacaktır. Okunmayan kısım. Evet, aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz denilmiş arkadaşlar. Şöyle bakalım. Payı paydasından büyük olan kesirlere, hemen bir tane yazalım mesela. Payı paydasından büyük olan kesirlere 9 bölü 5 olsun mesela. Bu tip kesirlere arkadaşlar bileşik kesir diyoruz. Bileşik kesir denir. Kesrin pay ve paydasını aynı sayıya bölerek kesri, eğer biz diyelim 10 ve 5 var arkadaşlar. 10 bölü 5. Her ikisini de aynı sayıya bölersek mesela burada 5'e bölebiliriz. 2 bölü 1 olacaktır. Bu işlemi biz sadeleştirme diyoruz arkadaşlar. Sadeleştirme. Paydasında 10, 100, 1000 gibi sayılar bulunan kesirlere arkadaşlar ondalık kesir denilir diyebiliriz. Yani burada da biz yanlış yazdık. Evet, ondalık kesir. Birim kesirlerde paydası büyük olan kesir, paydası küçük olan kesirden nedir arkadaşlar? Küçük müdür, büyük müdür? Hemen bir tane yazalım. Birim kesirlerde paydası büyük olan 1 bölü 8 diyelim. Yine paydası küçük olan bir tane yazalım. 1 bölü 5. Evet, hangisi daha küçük? Burada pasta örneğini veriyoruz arkadaşlar genelde. Bir pastamız var. 8 kişiyle mi paylaşmak istersiniz, 5 kişiyle mi? Tabii ki bizim arkadaşlarımız 5 kişiyle paylaşalım, daha büyük pay alalım diyorlar. O zaman 1 bölü 5 daha büyüktür. Yani 1 bölü 8 daha küçüktür. Öyleyse buraya da küçük olan kesirden küçüktür diyeceğiz. Basit kesirler 1'den daha küçüktür arkadaşlar. Evet, sonuçta bunlar zaten basit olma sebepleri de daha bir tama ulaşamamış olmaları. Payları paydalarından daha küçük olan kesirlere basit kesirler diyoruz ve bir tama daha ulaşamamış bu kesirler. O yüzden de basit kesirler ve küçükler birden dolayısıyla. Aşağıda verilen ondalık sayının basamak adı ve basamak değerlerini gösteriniz demişiz. Evet arkadaşlar, şöyle virgülün yanlarından başlayalım dilerseniz. Yani 5'ten mesela. 5'in olduğu şu okun ismi birler basamağı arkadaşlar. Bugüne kadar sürekli bunu görmüştük arkadaşlar. Yanındaki sol tarafındaki bir sonraki basamak 15 diye okuyoruz zaten. Onlar basamağı. Bir sağındaki onda birler basamağı. Ve yine bir sağındaki bunun yüzde birler basamağı. 10, 100, 1000 diye gidiyor sonuçta. Yüzde birler basamağı. Ve onun da bir sağındaki altının olduğu yer, yani binde birler. Az önce söylemiştik. Evet. Ve basamak değerlerini bulurken arkadaşlar şu şekilde yapıyorduk. 6 çarpı 0 tam. Binde 1. Yani 0'dan sadece 6 ile 1'i çarpmış oluyoruz. 6. Binde 6. Yine 0 için 0 çarpı %1 olacak arkadaşlar. Bu da 0 olacak tabii ki. 0 ile hangi sayı çarparsak çarpalım 0. 2 ile 2 çarpı 10'da 1 olacak arkadaşlar. 10'da 1'i yazdık. 2 çarpı 10'da 1 de sonuç itibariyle 0 tam 10'da 2 olacaktır.
burada. Yine 5 ile çarparsak arkadaşlar, 5 çarpı birler basamağında olduğu için 1 ile çarpmam gerekiyor. 5 çarpı 1, 5. Onlar basamağında olduğu için 1 çarpı 10, 10. Evet, bu şekilde gerçekleştirmiş olduk. Burada basamak değerlerini bulurken şunu da yapabilirdik arkadaşlar. Hemen şuraya örneğin yazalım tekrar. 206. Diyelim biz 6'nın basamak değerini bulmak istiyoruz. 6'ya kadar olan yerlere 0 yazıyorum arkadaşlar. 6 yazıyorum. Basamak değeri bu oldu. Diyelim 2'yi bulmak istiyoruz. 2'yi yazıyorum arkadaşlar. Hizasında virgül var. Ve 0 yazıyorum başına. 0 tam 10'da 2. Ardından diyelim 1'i yazmak istiyorum. 1'i yazıyorum. Ve yanında 5'in yerine 0 yazıyorum. 10. Basamak değeri 10. 1'i. Bunları bu şekilde de yapabiliriz. Veya burada binde 1 yazarken arkadaşlar biz bunu şu şekilde kullanabiliriz. Yine bu tarafına yazayım bunları da. 6 çarpı 1 bölü 1000 olarak yazıp 6 bölü 1000 olarak yazabiliriz arkadaşlar. Sonrasında 0'ı yazmıyorum arkadaşlar. 2'yi yazıyorum. 2 çarpı 1 bölü 10'du. 10'da birler basamağı olduğu için. Yani 2 bölü 10 yazabilirim. Ve 5 çarpı 1'di arkadaşlar. Yine burada bir şey yazamıyorum zaten. Tam sayı olduğu için 5 yazıyorum. Doğal sayı olduğu için. 1 çarpı en sonda yine 10 olacak. Bunlarda herhangi bir değişiklik yok. Sadece şu ondalık kesirlerin farklı versiyonlarını yazmış oldum arkadaşlar. Evet, bunların hepsini en altına basamak değerlerini toplamı olarak çözümlenme adı altında da işleyebiliriz arkadaşlar. Evet. Sonraki sorumuza geçelim. Metin parasının önce 1 bölü 5'ini sonra 3 bölü 5'ini harcamıştır. Buna göre Metin parasının kaçta kaçını harcamıştır? Arkadaşlar bu soruyu dilerseniz şekil çizerek yapalım. Şöyle bir Metin'in parasını anlatan bütünümüz olsun. 1, 2, 3, 4 ve 5. Önce 1 bölü 5'ini bu 5 parçaya ayırmıştık, bir parçasını harcamış. Sonra da 3 bölü 5'ini, yani bunun yine 1, 2, 3 parçasını harcamış. Buna göre Metin'in parasının kaçta kaçı harcamıştır? Metin parasının kaçta kaçını harcamıştır? Evet arkadaşlar, gördüğümüz üzere 5 parça vardı zaten. Ve 1, 2, 3, 4 tane parça harcadığına göre 5'te 4 parça harcamıştır. Bu da Denizli'de ifade edilmiş arkadaşlar. Evet, verilen birim kesirleri sayı doğrusunda gösterip büyükten küçüğe doğru sıralayınız demişiz. Önce basit olduğu için buradaki birim kesirlerimiz sonuçta 0 ile 1 arasında olacaktır. 0'dan 1'e 5 parça ayıracağız. 1, 2, 3, 4, 5. parça 1. Ve birim kesirimiz şurası olacak. 1 bölü 5. Evet, ikinci kesirimiz yine 0 ile 1 arasında birim kesir olduğu için hemen 2 parça ayırıyorum. Şöyle biraz daha aslında bunu sağ tarafa alırsam daha güzel olacak. Evet. Şöyle biraz daha ortalanmış oldu belki de. Burası da 1 bölü 2'yi anlatan birim kesirimiz. Yine 0 ile 1 arasında olacak. Bu defa 3 parça ayrılmasından bahsediyoruz arkadaşlar. Ve şuralarda olacak arkadaşlar. 1 bölü 3. Ve yine aynı şekilde 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani 1 tam. Burada da anlatılan bir birim kesirimiz var. Evet arkadaşlar, 0'a en yakın olan en küçük, en uzak olan da en büyük olacaktır. Dolayısıyla şu an itibariyle en sağda olan, yani 1 bölü 2 en sağdaki büyüktür. Sonrasında şunu yaptık arkadaşlar. Sonrasında sağ tarafa geldi. Sağdan sola doğru ilerlediğimizde önce 1 bölü 3 var yine. Sonraki adımda büyüktür. Bir sonraki adımda 1 bölü 5 var. Daha sağ tarafta. Ve en son 1 bölü 6 var arkadaşlar. Hepsinin kareli bir düzenimiz olsaydı belki biraz daha böyle fark edebilirdik parçalarını. Evet. 1 bölü 2 büyüktür, 1 bölü 3 büyüktür, 1 bölü 5 büyüktür, 1 bölü 6 olacaktır arkadaşlar. Sonuç itibariyle
Birim kesirlerde paydası küçük olan kesir daha büyüktü. O yüzden 2, 3, 5 ve 6 olarak gitmesi de doğal. Evet arkadaşlar, bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Dersimiz Matematik Video Kanalı'nın abonesi olmayı unutmayalım ki gelişmelerden haberdar olalım ve matematikle ilgili bazı problemlerimizi birlikte çözmeye çalışalım. Derslerinizde ve sınavlarınızda başarılar dileriz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.